Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulillahi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn et-tayyibin et-tahirin. Evet. Emma ba'd. Şimdi İbn Kesir tefsirinden Gafir suresinden kaçıncı ayete devam edeceğiz? 60. ayet. 60. ayetin tefsirini yapacağız inşallah. Önce malini arz ediyoruz. Ve kâle rabbukum ud'ûni estecib lekum. Ve kâle rabbukum, Rabbiniz buyurdu. Ud'ûni, bana dua edin ki estecib lekum, dualarınızı kabul edeyim. Ud'u, emri hazır, emirlerin cevabında gelen müsbet fiil muzariler ne gelirdi? Meczum olurdu. Meczum oldu bak, estecib, estecibüdür onun aslı. Duanızı kabul edeyim. Bana dua edin, yalvarın, yakarın, içinizi dökün ki dualarınızı kabul edeyim. Böyle buyuruyor Mevlamız. İnnellezîne, şüphesiz o kimseler ki yestekbirûne, büyüklük taslıyorlar. An ibadeti, bana kulluktan. Bana kulluk yapmakta büyüklük taslıyorlar. Bana kulluk yapmaktan dolayı ya da kulluk yapmak için büyükleniyorlar. Seyedhulûne, yakın gelecekte onlar girecekler. Cehenneme girecekler. Ne oldukları halde? Dâhirîn. Böyle hakir, zelil oldukları halde. Dâhir. Hakir ve zelil oldukları halde tam bir aşağılık içerisinde girecekler. Şimdi bu ayeti kerime, Gafir suresi 60, bize Rabbimiz tarafından bir davet. Diyor ki, benden isteyin, ben sizin isteklerinizi vereyim. Ama bana kulluktan büyüklenenler, büyüklük taslayanlar kesinlikle cehenneme girecekler. Öyleyse dua da bir ibadettir. Dua bir ibadettir, ibadetten yüz çevirenler. Ya da her türlü ibadetten yüz çevirenler aşağılanmaya müstahaktırlar ahirette. Hâdâ min fadlihi tebâreke ve teâlâ ve keremihi. Şimdi ayetin tefsirine geçiyor. Hâdâ, bu Mevlamızın bu çağrısı, min fadlihi tebâreke ve teâlâ, yüce olan Rabbimizin ihsanındandır ve keremihi, ikramındandır. Rabbimiz bize ikram ediyor. İsteklerinizi bana arz edin diyor. Ennehu Rabbül Alemin neddebe ibadehu, kullarını teşvik ediyor. İle duaihi, dua etmelerine teşvik ediyor. Neddebe yüneddibü tendib. Neddebe. Yani Mevlamız kimi? Kullarını nereye teşvik ediyor? Efendim rağbet ettiriyor dua etmeye. Dua etmeye. Evet. Peki. Neddebe. O manada işte. Evet. Peki. Ve tekeffele lehum. Ve tekeffele, kefil oluyor, üstleniyor. Lehum, kulları için. Ne ile? Neyi üstleniyor? Bil icabeti, icabeti. Kabul etmeyi. Ne diyor Cenab-ı Hak? Rabbiniz, bana dua edin, duanızı kabul edeyim diyor. Cenab-ı Hak taahhüt ediniyor. Yani onu kabul etmek, sözünü veriyor yani. Şartlara uygun bana dua ederseniz dualarınızı geri çevirmem, kabul ederim diyor. Müslümanlara diyor bunu. Müslümanlara diyor, anladınız mı? Allah icabete kefil oluyor. Evet. Gâle Kâbül Ahbari. Bu Kâbül Ahbar, efendim İsrailoğullarından bir kişi, Müslüman olmuş. İslam'la şereflendikten sonra bu Kâbül Ahbar alimlerden şöyle diyor. Utiyet hâzihil ümmetü selâsen. Utiyet, verildi.
utiyet. Ata yuti. Ata'yı meşhur yaparsanız utiye. Utiye, utiye, utu, utiyet. Utiyete, utine. Yani uhricet gibi. Utiyet verildi. Hadihil ümmetü bu ümmete felasen üç şey. Öyle üç şey ki lem tutahünne ümmetün kableha. Bu ümmetten önce o üç şey hiçbir ümmete verilmedi. Lem tutahünne o üç şey verilmedi. O üç şey ümmetün kableha. Bu ümmetten önce hiçbir ümmete o üç şey verilmedi. İlla nebiyyün. Ancak peygambere verildi. Peygamberlere verildi. Mesela illa nebiyyün. Kâne izâ erselallâhu nebiyyen. Allah Celle Celaluhu bir peygamber gönderdiği zaman kâle lehu, ona diyordu ente şahidun alâ ümmetik. Demek ki Peygamber aleyhissalatu vesselamın diğer peygamberlerden farklı özelliği, bu ümmetin diğerlerinden farklı özelliği. Allah bir topluma bir peygamber gönderdiği zaman ona şöyle diyordu. Ente şahidun ala ümmetik. Ey Rebi, sen ümmetine şahitsin. Ne yaptıkları ne yapmadıkları konusunda. Ve cealekum, ama diyor sizi kıldı diyor. Yani Kâb-ül Ahbar sizi kıldı Cenab-ı Hak. Şühedâe, şahitler alennâz, bütün insanlara. Yani geçmişte her peygamber bir ümmete şahit. Siz bütün ümmetlere şahitsiniz. Ve litekûnû şühedâ alennâz ayeti de geçiyor. Ve liyekûne rasûle lekum şehîdâ. Peygamber size şahit. Siz bütün ümmetlere şahitsiniz. Peygamberimiz bütün ümmetlere ve hem kendi ümmetine şahit. Ve kâne yukâlu lehu, efendim o peygambere deniliyordu. Leysa aleyke fiddine haracun, yani peygambere deniliyor ki, yani ancak peygamberlere verilmiş bundan önceki ümmetlerde. Ama sizde farklılık var. Sizden önceki peygamberlere verilen şeyler size de verildi. Peygambere Cenab-ı Hak ne diyor? O yana ne deniliyordu? Leysa aleyke, senin üzerine olmadı. Ey nebi, fiddin, dinde min haraç, bir zorluk, bir çetinlik. Yani dinde zorluk yoktur senin üzerine. Ama vakal lihadil ümmeti, Cenab-ı Hak bu ümmeti diğer ümmetlerden ayrı özelliğe sahip olduğu için şöyle dedi bu ümmete. Ve ma ceale aleyküm fiddini min haraç. Önceden nebilerden bir nebiye diyor. Peygamberimizden önceki ümmetlerden. Ama bu ümmet için ne diyor? Allah dinde sizin için bir zorluk kılmadı. Yani İslam dine kolaylık dinidir. Kime hitap ediyor burada ve ma ceale aleyküm fiddini min haraç? Peygamberimizin ümmetine. Geçmişte hiçbir ümmete böyle hitap edilmemiş. Evet. Ve kâne yukâlu lehu, geçmişte nebilerden bir nebiye şöyle diyordu Cenab-ı Hak. Ona şöyle deniliyordu. Üd'uni esteciblek. Sadece peygambere hitaben. Bana dua et, duanı kabul edeyim. Ama ve kâle lihâdil ümmeti, Mevlamız bu ümmet için şöyle buyurdu. Üd'uni esteciblekum. Bak burada çoğul. Ey Muhammed ümmeti aleyhissalatü vesselam, bana dua edin ki duanızı kabul edeyim. Demek ki bu ümmette verilen üç şey var ki bu ümmetten önce hiçbir kimseye bu üç şey verilmedi, ancak peygambere verildi. Bugünkü peygamberlerden peygambere verildi. Peygamberlere verildi. O üç şeyi de burada anlattı, tamam mı? İnşallah anlamış olduk. Ve raval imamu Ahmedü, İmam Ahmed bin Hanbel nakletti. Kimden? Anin Numan İbni Beşir'in radiyallahu anh. Numan bin Beşir'den. Kale, Numan bin Beşir şöyle dedi. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz buyurdu. Peygamberimiz böyle buyurduğunu bize nakletti. Ne buyurmuş Peygamberimiz? İnne du'a'e huvel ibadetü. Bu hadis-i şerif. İnne du'a, innel ibadete, yok inne du'a'e, muhakkak dua huvel ibadetü, ancak ibadet olur. Duanın kendisi bir ibadettir. Başka bir hadis-i şerifinde ne buyuruyor? Eddua'u muhul ibadeti. Dua ibadetin özü, beyin.
özü, muh, hına, mim, hı, muhul ibade, ibadetin özü. Bir başka yerde, eddua silahul mümin, dua müminin en güçlü silahıdır. Müminin en güçlü silahı, en teknik silahı duadır. Sümme qara'a, sonra Peygamberimiz okudu. Üd'uni estecib lekum, innellezine yestekbiruna an ibadeti seyedhulune cehenneme dahilin. Çünkü duadan yüz çevirenler, Allah'a kulluktan yüz çevirenler. Haşa, Allah tenezzül etmiyor. Allah tenezzül etmiyor. Halbuki mümin ne isterse Allah'tan istiyor ve Cenab-ı Hakk'a duası da bir ibadet sayılıyor. Ve başka bir ayet-i kerimede Furkan suresinin son ayeti قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْ لَا دُعَاءُكُمْ قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ لَوْ لَا دُعَاءُكُمْ قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي ayet böyle. قُلْ de ki Habibim, مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي benim Rabbim size hiç mi hiç önem vermez. لَوْ لَا دُعَاءُكُمْ eğer sizin duanız olmasaydı. Oradaki dua hem sözlü dua, hem fiili dua, hem bütün ibadetler. İbadetleriniz olmasa Rabbim size hiç mi hiç önem vermez. Öyleyse mümini şereflendiren, mümini aziz kılan şey ibadet, duadır. Ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz buyurdu. Bu da başka bir hadis-i şerif. Men lem yed'u, her kim dua etmezse Allah'a azze ve celle, aziz ve celil olan Allah'a kim dua etmezse gadıbı aleyhi, Allah ona gadabilir. Allah Celle Celaluhu kendisinden istemeyene gadabilir. Dua etmeyene gadabilir. İnsanlar kime öfkelenir? Kendisinden çok isteyene. Yani ne kadar zengin olursa olsun insan bir yerde kendisinden çok istediği zaman öfkelenir. Ama Allah Celle Celaluhu nerede öfkeleniyor? Kendisine dua etmeyen kuluna öfkeleniyor. İste benden diyor. Rahmet hazineleri benim elimde diyor. Ne kadar isterseniz istekleriniz size verilecek diyor. Ya çok önemli. Evet. Peki. Ve ravel hafızur ram hürmizi. Hafız, bu hafız hadis hafızı ram hürmizi efendim şöyle nakletmiş. Kimden? Muhammed ibn Said'in. Muhammed bin Said'den. Kale Muhammed bin Said şöyle dedi. Lemma mate Muhammed ibn Meslemete el-Ensari. El-Ensari. Yani Muhammed bin Mesleme. O zaman lemma mate Muhammedun, öyle Muhammed ki el-Ensari'yü. Orayı ötürü okuyacağız. Yani Muhammed bin Mesleme el-Ensari vefat ettiğinde vecedna biz bulduk fi zuabeti seyfihi kitaben, fi zuabeti seyfihi kitaben. Seyf kılıç burada, zuabe. Zuabe esas bu şey de saç örüğüne filan da deniyor da efendim zuabe. Perçem, kakul, saçta örülen kısım. Efendim, züabetül esed, aslanın yelesi demiş. Züabetül kavm, toplumun önde gelen kişisi. Züabetül mecd, saygınlığın zirvesi. Burada da kılıcının efendim böyle perçeminde dediği belki bir tarafına yazdırmış. Yani şunu gördük, şunu bulduk diyor. Efendim neymiş o da? Bir yazı bulduk diyor. Onun böyle perçembe mesela şeyin önünde ya, önü ya saçın. Şu saçın. O da demek ki kılıcın ucuna yakın bir yerde bir yazı bulduk. Efendim o yazıda ne diyordu bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Semiyetu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul. Evet. Bismillahirrahmanirrahim yazılıymış. Semiyatu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bismillahirrahmanirrahim'in yazılı olduğunu bulduk diyor. Peki bu
Muhammed bin Mesleme el-Ensari efendim onun kılıcında ne bulmuşlar? Kılıcının efendim üzerinde Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed bin Said den efendim bu Hafız Er-Ram Hürmüzi bunu naklediyor. Diyor ki Semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed bin Said diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan eşittim. Yakul şöyle diyordu. İnne li rabbikum fi bakiyyeti eyyami dehrikum. İnne li rabbikum Rabbiniz için vardır. Peygamberimiz buyurmuş. Fi bakiyyeti eyyami dehrikum sizin zamanınızın geri kalan günlerinde. Bakiyyeti eyyami dehrikum dehr asır zaman demek. Zamanınızın, asrınızın geri kalan efendim günlerinde Rabbiniz için vardır. Nefahatün, rahmet esintileri. Nefahat neymiş? Esinti. Rahmet esintileri, rahmet. Evet, rahmet esintileri var. Öyleyse rahmet esintisi. Buradaki ilahi rahmet esintileri var. Olacak. Efendim öyleyse feteerradu lehu. Ondan faydalanmaya çalışın. Tarı. Kendinizi ona sunun yani. O ilahi rahmet esintilerine kendinizi verin. Kendinizi arz edin. O manada. Ondan faydalanın. Lealle daveten entuvafika. Umulur ki bir davet lealle daveten bunu biz harficer yapsak lealle davetin umulur ki bir efendim dua entuvafika rahmeten bir rahmete muvafakat eder, rahmetle örtüşür feyesadü biha onunla mutlu olur sahibuha sahibi o duanın sahibi saadeten öyle bir mutlulukla ki efendim la yakhsaru ba'daha ebeda. Ondan sonra hiç zarara uğramayacak şekilde bir mutluluğu elde etmiş olur. Lealle davetin, lealle daveten. Evet, entuvafika rahmetün, bir rahmetin muvafakat etmesi. Feyes'adü biha sahibuha saadeten la yakhsaru ba'daha ebeda. Efendim öyle bir rahmet esintisine rastlar ki o rahmet esintisi içerisinde eğer o duanın kabul olunduğu zaman veya mekan ona rastlarsa öyle bir mutlu olur ki o sahibi duanın sahibi ondan sonra hiç zarara uğramayacak, kusrana uğramayacak şekilde. Ve kavlu azze ve celle Cenab-ı Hakk'ın şu kavli celili innellezine yestekbirune an ibadeti ayeti var ya yukarıda şüphesiz benim kulluğumdan büyüklenenler yani kulluğumdan kibredenler ey an duai demekmiş. Bir manada bu. Bana duadan büyüklenenler ve tevhidi beni birlemekten vazgeçip büyüklük taslayanlar bana duadan vazgeçip dua etmeyenler seyedhulune cehenneme dahilin yakın gelecekte zelil olarak aşağılanmış olarak cehenneme girecekler. Ey sagirine hakirin sagirin, küçük, zelil, değersiz, hakir, ikisi aynı manada. Kema kâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyurduğu gibi. Peygamberimiz ne buyurmuş? Yuhşerul mütekebbirûne yevmel kıyameti. Kıyamet gününde efendim kibirli insanlar haşredilecek, mütekebbirler. Böyle kendine beğenenler, büyüklük taslayanlar mahşer yerinde toplanacaklar. Ne gibi haşredilecekler? Misale zerri. Böyle küçük karıncalar kadar küçük. Yani böyle mikroskopla bile zor görülebilecek zer. En küçük karıncalar gibi. Fi suvarin nas. İnsanlar suretinde. Yani insan suretinde olacaklar ama yani bu bizim anlamamız için küçücük karınca kadar küçültülmüş, değersiz, kıymetsiz İnsanlar suretinde haşredilecekler. Tamam mı? Zer neymiş der? Küçücük karıncalar. Zerre manası da var. Evet.
Ya'luhum onları kaplayacak. Küllü şeyin her şey mine sigar zilletten. Aşağılıktan her şey onları kuşatacak. Hatta yedhulû efendim girecekler sicnen fi cehenneme, cehennemden bir hapishaneye, sicin, zindan, zindan. Cehennemin hepsi zindan da bunlar için de özel bir zindan. Hatta yudhalû da olabilir orası. Onlar bütün her taraftan onları bir aşağılık, zillet kuşatacak. Onlar ta ki cehennemde bir sicin, bir zindana girdirilinceye kadar. Yedhulu olursa kendileri girinceye kadar. Yudhalu olursa girdirilinceye kadar. Yukalu lehu cehennemdeki o sicine, o zindana deniliyor. Bunun birkaç okunuşu var. Bulesü, bevlesü, bules ya da bevles. Çok farklı bir kelime. Bules, bevles. Hadislerde geçiyor işte. Bevles ya da bules deniliyormuş o zindana. Bules ya da bevles. Evet. Taluhum onları kuşatacak narul enyar. Çok efendim böyle şiddetli enyar, narın cemisi. Ateşlerin ateşi. Ateşlerin ateşi ne demek? Şiddetli ateşler onları kuşatacak. Yalınlı ateşler onları kuşatacak. Yuskavune onlara içirilecek. Min tînetil habal. Tînetul habaldan. Tîne bir yerde çamur da tînetul habal deniliyor. Bu tînetul habal neymiş? Bu bir deyim. Usaratu ehlin nar. Tînetul habal neymiş? Cehennem ehlinin vücudundan akan kan, irin, sarı su, kara su, pislikler yani. Şimdi usaratu ehlin nar neymiş? Cehennem ehlinin bedeninden akan sarı su, irin, iltihap, kan, bu usareye ne deniyormuş? Tînetul habal. Ona tînetul habaldan içilecekler. Ne demekmiş tînetul habal? Bu bir deyim, onu not al. Yani cehennem ehlinin vücudundan akan kan, irin, cerahat ne kadar pislikler varsa onlara tînetul habal deniyor. Ondan içilecekler. Aman ya Rabbi. Neûzü billahi ya Rabbil alemin. Allah'ım hafızına. Ve kâle Üheyb ibnül Vert. Üheyb bin Elvert de şöyle diyor. Üheyb bin Elvert. Haddeteni racülün, bir adam bana haber verdi. Kâle şöyle dedi. Küntü ben idim. Oldum. Esiru. Gidiyor idim. Seyir. Sâre yesiru der. Esiru nesiru. Ben bir gidiyordum. Efendim zâte yevmin bir gün fi ardır Rum. Rum ardında. Rum toprakları. İşte Rumeli demek. Yani Rum topraklarında bir gün seyir sefer ediyordum. Fesemiyatü eşittim. Hatifen gayipten bir ses. Hatif gayipten bir ses. Yani kimseyi görmüyor ama bir ses duyuyor. Buna hatif, gayipten sese hatif deniyor. Kimden geliyor, nasıl geliyor belli değil. Sadece ses duyuyor. Min fevki râsi cebelin. Bir dağın başının üstünden, dağın zirvesinin üstünden bir ses geliyor. Ve huve yakûl. O ses şöyle diyordu, ses çıkaran. Ya Rabbi, o kayıptan gelen ses böyle diyormuş. Ya Rabbi, ey Rabbim, aciptü, şaşırdım. Hayret ettim. Limen o kimseye ki, arafeke seni tanıdı. Keyfe yarcu ehaden gayrak. Seni tanıyıp da senden başkasından nasıl rahmet ümit eder? Ya da başkasından rahmet bekler. Ben o kimseye şaşırdım diyor. Bak bir daha okuyorum orayı. Anlamlı bir söz. O söz neymiş? Aciptü ya Rabbi, ey Rabbim, aciptü. Hayret ettim. Limen arafeke. Seni bilip de bilen kimse için. Keyfe yarcu, o nasıl ümit eder? Ahaden bir kimseyi gayrake senden başka. Yani seni tanıyan bir kimse seni bırakıp da bir başkasından nasıl yardım ümit eder? Nasıl rahmet ümit eder? Öyle değil mi ama? Ya Rabbi devam ediyor. Ey Rabbim, acip dilimen arafeke.
seni tanıyan kimseye yine tacip ettim. Keyfe yatlubu, nasıl ister havaicehu, ihtiyaçlarını arz eder ile ahadin, bir kimseye, gayrike, senden başka. Senden başka bir kimseye ihtiyaçlarını nasıl arz eder, ihtiyaçlarını ondan nasıl ister, bu da benim hayret ettiğim bir şey. Kale, şöyle dedi, tümme ades saniye. Sonra bunu söyleyen tabii Vüheyb bin Vert. Sonra diyor, ikinci kez bir ses geldi. İkinci defa döndü sese. Fakale şöyle diyor. O gelen ses. Ya Rabbi, ey Rabbim, acibtü, yine ben hayret ettim, şaşırdım. Limen arafeke, seni tanıyan kimse için. Keyfe yetearradu li şeyin min sehatike. Senin azabını, gadabını celbedecek bir şeye nasıl kendisini arz eder? Onlara nasıl efendim bulaşır? Yurdi gayrak. Yani senin başkasını, senden başkasını razı edecek, seni öfkelendirecek işleri nasıl yapar? Buna da hayret ettim. Bak bir daha okuyorum orayı. Keyfe yetearradu. Nasıl kendini arz eder li şey, bir şeye, min sehatike, seni gadaplandıran, öfkelendiren şeylerden. Öyle gadaplandıran şeyler ki yurdi gayrake. Mesela kötülüklerin hepsi şeytanı sevindirir, Allah'ı öfkelendirir. Peygamberi üzer, yani kötülükler, günahlar efendim şeytanı sevindirir, nefsi sevindirir. Senden başkasını razı edecek, efendim Allah'ın gadabını celbedecek şeylere nasıl efendim kendini arz ediyor, şaşırıyorum. Allah'ı tanıyan bir kimse bunu yapamaz. Kale, efendim Vüheyb bin Vert diyor ki, fena deytuhu, ben de ona seslendim. O sesi, yukarıdan şahsı görmüyorum. Oradan bir ses geliyor, gaybden bir ses geliyor. Ben de ona seslendim, dedim ki, ecinniyün ente em insiyün. Ecinniyün, ecinniyün. Dikkat et orayı şimdi, eğer adam okuyamazsa ecni diye okur, başka şey okur. Orası soru. Ecinniyün ente em insiyün. Sen insan mısın, cin misin? Sen insan mısın yoksa cin misin? Ya da cin misin ya da yoksa insan mısın? Diye ona seslendim. Kale dedi, ben insiyün. Ben bilakis insanım. Evet. Peki. Eşkale yüşkülü. Şegale yeşkülürse üşkül nefseke, efendim nefsini meşgul et, ya da eşkil nefseke, nefsini oyala, meşgul et. Efendim uğraş, meşgul et. Efendim mimma yanike, seni ilgilendiren şeylerle uğraş. Neden uzak olarak? Amma la yanik. Seni hiç ilgilendirmeyen şeyleri bırak. Seni ilgilendiren şeylerle nefsini meşgul et. Anlayabildin mi? Üşgül ya da eşgil, meşgul et. Nefseke, nefsini. Neden meşgul? Ne? Oyala yani nefsini. Mimma, bir şeyden ki, yani ke, ana yani. Seni ilgilendiren şeyler ile nefsini meşgul et. Ve la, neden uzak olarak? Amma la yanik, seni meşgul etmeyen şeylerden uzaklaşarak, seni meşgul eden işlerle uğraş. Çünkü hadis-i şerif var. Min husni islamil mer'i, kişinin İslam'ı güzel yaşamasındandır. Terkuhu mala yani. Kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi kişinin güzel Müslüman olmasındandır. Ve fil hadis, hadis-i şerifte şöyle geçiyor. Men lem yes'elillah, her kim Allah'tan istemezse, yağdıp aleyhi, Allah ona gadab eder. Allah kime gadab edermiş? Kendisinden istemeyene gadab eder. Öyleyse ud'uni estecib lekum, bana dua edin ki duanızı kabul edeyim efendim diye şey yapmış. Söyleyin. Dua edin de duanızı kabul edeyim diye efendim Mevlamız bize ferman buyurmuş. Dua çok önemli. Dua, dua.
Dolayısıyla duasız ibadet olmaz. Zaten duanın kendisi bir ibadet. Duanın kendisi bir ibadet. Bu açıdan mesela bazıları diyor ki belayı, kazayı defedecek duadır. Dua olmazsa efendim olmaz. Şimdi o yukarıda geçti ya, bir zuabetü seyfihi. Zuabe mesela başın ön tarafı, perçeme deniyor. Kâfile deniyor. Ya da mesela zuabe seyiften onun aslında şeyiymiş zuabe. Söyle ipine. Yani onun aslında o tuttuğu boynuna astığı var ya, onun kayışına demek ki yazmış. O manada. Şu ileride şeyde benim masamın üstünde bir şey var. Bunu getir bakayım bir. Kılıf mı oluyor hocam? Kılıf veya kılıf da oluyor. Şey de onun ipi de oluyor. Evet. Evet, kılıcın ipi yani bağı. Mesela kılıcı öyle neye şey yapılıyor? O zaman oraya o manayı vermek lazım. Orada biraz benim kafama takıldı. Zuabe. Zuabe kelimesi. Evet. Dolayısıyla o kılıcın işte omuzuna astığı bağ. Evet. Onu efendim onun üzerine yazdırmış. Onun üzerine ne yapmış? Yazdırmış. Zuabe. Evet. Zuab. Burada almasın da bak sen. Evet. Zuabe. Allahu Ekber. Zeb. Açarak. Zuabe. Zeban. Ezuban. Zuban. Zeb. Evet. Yine o manada işte. Zuban. Burada bu lafızla böyle almamış. Evet. Zuale. Zuabe olacak. Ha burada var. Evet. Zuabe, kakül, perçem, kalan arkası, meşini demiş. Her şeyin alası, üstünü. Kılıcın kulpu. Kılıcın kulpu. O zaman kılıcın kulpu. Evet. Bir şeyin ucu. Mesela zuabetül imame, sarığın ucu. İleri gelen kimselere de zuabe deniyormuş. Zuabe. Tamam mı? Zuabe kelimesi o manada almış. O zaman biz buraya ne diyeceğiz? Kılıcın kabzası mı desek o zaman ona? He? Olur hocam, zaten ipine yazılmaz evet. Biraz. Evet, yani. Kılıcın kabzası diyeceğiz ona o zaman. Kılıcın kabzası. Tutulan yer yani. Evet. Kabdası. Evet. Evet. Kılıcın tutulduğu yer kabza yani. Peki. Burada kalıyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.